Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım. Geldik 19-25 Haziran haftası eril ve dişil enerjiye, eril ve dişil kolektifimi bakalım bu hafta enerjisinde neler neler bekliyor ve bu hafta eril dişiline, dişil eriline neler söylüyor, hep birlikte bir bakalım. Evet, her zaman olduğu gibi. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı, tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle kolektifime niyetle bir karıştırıp kesiyorum. Ve bu hafta böyle benim minnoş kelebeklerim geldiği içimden ilk etapta şöyle bir dişil enerjiler için kartlarımı seçmeye başlıyorum. Hadi bakalım, hazır mısınız? Evet, şimdi her zaman olduğu gibi hemen hatırlatmalarımızı da yapalım. Bu açılımlar biliyorsunuz bütüne, kolektife, genele hitap eden açılımlar. Daha bireysel açılımlar istiyorsanız videolarımın alt bandında yer alan WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca tabii ki kanalıma abone olarak yorumlar, beğeniler bırakıp süper teşekkürlerle de destek veren siz canım gönül dostlarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve hemen kartlarımı tabii ki seçtikten sonra diyorum ki kartlarıma odaklanın, rezone olun. Hatta seçerken de bunu yapabilirsiniz. Daha sonra videomu durdurarak da kartlara enerjinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca eğer ki siz bir eril enerji iseniz önce kendinizi, sonra dişili. Eğer ki siz bir dişil enerji iseniz önce kendinizi, sonra aklınızda, kalbinizde olan eril enerjiyi niyetinize alabilirsiniz. Evet. Şimdi bir de bakalım şöyle bu haftanın ortak ilişki kartına niyet aldım. Bakalım ortak ilişkiyle ilgili gelen mesajlar neler olacakmış derken hemen şöyle konuşturma kartlarımızı da önce eril şöyle seçtim ve sonra da dişil enerjinin konuşturma kartlarını şöyle alalım bakalım. Niyetlerimizi aldık. Hemen kartlar burada zaten. Şöyle alayım. Bu arada benim masam inanılmaz. Artık o kadar kartlardan, yani ben hani belli kartlar kullanıyorum ama inanılmaz şu an önümde belki yüzlerce deste var. Ki kullanmadığım da cabası kutuların içinde. Artık böyle masamda hareket yerim kısıtlanmış durumda. Daha büyük bir masa almayı düşünüyorum. Şöyle duvardan duvara falan ancak yetecek. Evet, hazır mısınız canım gönül dostlarım? Bu arada da böyle iç sesin dış ses olarak size yansıdı. Evet, haydi bakalım. Canım minnoş kelebeklerim. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Eril enerjiyle ilgili. Aa, bak benim minnak kelebeklerime bak sen. Bak neler oluyor. Bak bu hafta. Şimdi canım kolektifimde olan kanalımın abonesi dişil enerjiler. İyi dinleyin. Bu hafta gerçekten işte o Merkür retrosunda etkisiyle muhtemelen eril enerjiden, geçmişten gelen konularla ilgili maalesef ki bir manipülasyona maruz kalabilirsiniz. Otoriter, baskıcı ve yalancı tavırlarla size gelebilir. Yani size yapmadığınız bir şeyi sen yaptın, söylemediğin bir şeyi sen söyledin gibi bir gündem oluşturarak size karşı böyle bir baskıcı ve zalimkar bir tavırla yaklaşabilir. Şimdi burada
aslında en önemli konu sizin burada bu hafta, yani 19 Haziran 25 Haziran haftasında ne kadar sakin kalmanız gerektiğiyle bağlantılı. Bakın, genel açılımda gelen bir cinsellik konusu da var burada zaten. Şimdi burada aslında eril enerjinin özellikle ayrı, dargın, kırgın ya da küskünlerle bağlantılı konuşmak istiyorum. Bu küskünlüğü bitirmek adına belki de hani tutkularıyla, arzularıyla, bir yüksek libido isteğiyle gelmesi çok mümkün. Eğer ki bu tarzda bir geliş yaşarsanız, şimdi bakın, sizin ikilemleriniz olabilir. Hani bana gerçekten duygularıyla mı geldi, gerçekten beni severek mi geldi, özlediği için mi geldi, yoksa başka maddi manevi, neyse siz anladınız, ihtiyaçlarını gidermek amaçlı mı geldi düşüncesi ya da şüpheleri içerisinde kalabilirsiniz bu hafta. Şimdi bakın, o kadar enteresan ki eril enerji bu hafta bir üstünlükle, bir güç savaşıyla gelecek size. Özellikle yine geçmişten gelen hani konuları da gündemine getirecek dedim ya. Burada en önemli ayrıntı, sevgili minnoş kelebeklerim, ne olur dikkatli olun. Geçmişte yaptığınız, ama bilerek ama bilmeyerek, ama planlı ama plansız, nasıl bir hata ya da yanlışınız olduysa eril enerji. Tabii bunu olanlar için konuşuyorum. Hani benim hiçbir yanlışım yok diyenleri tenzih ediyorum burada. Eğer ki böyle bir yanlışlık, ki mutlaka her eril için hiçbir şey, ben hiçbir yanlış yapmadım deseniz de fark etmez. Eğer bulmuştur o bir yanlış. Size o bir yanlışla, o yaptığınız yanlışla gelebilir. Şimdi burada darlanabilirsiniz, bunalabilirsiniz. İşin içinden çıkamıyorum, bana bir baskıcı bir tavırla üstünlük taslayarak geliyor, kendisine güç gösterisi yapıyor. Yani nasıl anlatayım? Burada siz haklıyken size haksız duruma düşürüp kendisine haklı hale getirmeye çalışabilir. Şimdi burada sizin yapacağınız iş, bakın, aile bağı, akraba bağı, can bağı ya da gönül bağı olan kişilerle bağlantılı. İletişiminize çok dikkat etmeniz lazım. Yani eğer ki bu tabii ilişkide ya da bu enerjide, çevrenizde bu şekilde bilen birileri var ise, yine bir daha diyorum, iş arkadaşlarınız biliyordur, ailenizden birileri biliyordur, akrabanız biliyordur, ne bileyim çok samimi arkadaşınız biliyordur gibi gibi gibi. Ha yok, bizim ilişkimiz çok gizli saklı bir ilişki, bir Allah'ın kulu bilmiyor, sadece ikimiz biliyoruz diyenler için de diyorum ki burada. Şimdi burada sezgilerinize ve hislerinize güvenerek hareket edeceksiniz siz mecburen. Çünkü burada bir destek çok kıymetli olacak. O desteği de alabilmeniz adına da, yani kendinize haklı olduğunuzu gösterebilmek adına da eril enerjiye karşı özellikle burada sizin duruşunuz çok önemli. O güçlü duruşunuz, o taviz vermemeniz, bakın tavizkar olmayacaksınız. Ne kadar güçlü durursanız, bakın, burada o güzellik sizi bulacak. Yani bu hafta eril enerji bir şekilde sizi, bir daha diyorum, geçmiş bağlantılı konularla, yalanlarla, başka bir şeylerle manipüle etmeye çalışabilir, baskıcı davranabilir. Tamam, bir küskünlük bitiyor, evet iletişime, haberleşme var, ama bunun yanında da dediğim gibi sizi ikilemlere sokacak ya da iki kişi arasında bırakacak belki de bir gündeme sebebiyet verebilir bu hafta, haberiniz olsun. Evet, bakalım eril enerjide dişil enerjiyle bağlantılı durumlar neymiş, hemen bakalım. Bak, eril enerji dişil enerjinin onu ne kadar sevdiğini, işte bak, şeytanlıkla geliyor. Şimdi gerçekten beni seven, bana değer veren, önemseyen bir dişil enerji var karşımda diyor. Ne kadar aramızda bir soğukluk ya da bir mesafe olsa da ben ona karşı sevgiyle, bak, cinsellik iki kartla bir de geldi. Hem de bu cinhin fikirlerle hareket edeceği, böyle şeytani düşüncelerle yaklaşacağı bir gündem tasarlıyor. Bakın, eril enerjiler, kızmak, gücenmek yok. Ben ne görüyorsam burada onu söylüyorum. Ha, bunun yanında şöyle bir durum da var. Şimdi eril enerjiler dişil enerjiyle ilgili gerçekten çok sıkılmış.
çok bunalmış. Hani artık ben hani son raddedeyim, bir şeylerden çok bunaldım. Yani burada dişil enerjiyle ilgili ya Herru ya Merru, ya bir şeyleri ortak noktada bir çözüme getireceğiz. Ben de bunu sıkıntılardan, bunaltıdan çıkacağım ya da bir şeyleri tamamen bitireceğim enerjisini, eril enerji. Çünkü eril enerji dişilinin, yani buradaki aklında ve kalbinde olan kişinin ona karşı hala hırs, kin, öfke ya da intikam hissiyatı beslediğini düşünüyor. Ve bu konudan da oldukça rahatsız. Çünkü burada eril enerji aslında yaptığı hataların farkında. Belki ilişkisinde, belki ailesiyle bağlantılı, belki arkadaş ya da iş çevresi ya da bağımlılıkları da olabilir burada. Bu konularla bağlantılı dişil enerji o kadar yanlış ve hatalarla gelmiş ki, ve bu da onun farkında olduğu için bak burada oyuna getiriyor, ki burada da geldi zaten. Hani olayı bir punduna getirip, eskiler öyle derdi, böyle bir hani katakulliye getirip bir oyunla bir şeyle olayı tamamen dişil enerjiye monte edip kendisini böyle bir aklama, temizleme telaşesi içerisinde olacak bu hafta. Şimdi sevgili eril efendiler, ne darılın ne gücenin, bakın net söylüyorum. Şimdi bu hafta evet kafanızda belirlediğiniz bir şeyler var ama bence bunlarla ilgili dişil enerjiye karşı hemen harekete geçmeyin. Çünkü burada daha sonra siz dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olabilirsiniz. Yani dişil enerjiyi bir şekilde bu şekilde manipüle ederek, kendini haksızken haklı göstermeye çalışırken birdenbire sizin, bakın burada zaten yalanların ortaya çıkacağı ya da bazı yanlışların ya da gizlenmiş şeylerin ortaya çıkacağı bir gündem söz konusu. Burada atacağınız yanlış adımlar, çünkü dişil enerji ne yaptı? Şu an olayın farkında. Ha, eril enerji de ne yapıyor? Tabii ki dinleyenler, onlar da olayın farkında. Artık ondan sonrası size kalmış ama dinlemeyenler için söylüyorum, özellikle eril enerjilerle ilgili. Kendi kazdığınız çukura düşebilirsiniz. Bakın, bir oyuna kurban gidebilirsiniz. Lütfen dikkat edin. Yani ben bir oyun yapacağım dişil enerjiye derken, hani bu şekilde kendimi aklayacağım, patlayacağım derken bir bakmışsınız kendiniz bir şeylerin içinde cebelleşiyorsunuz. Bu yüzden sağlam adım atın, yanlış hareket etmeyin. Bakın, yanlış hareket etmeyin. Burada ne kadar doğru ve dürüst adımlar atarsınız, bakın dişil enerjiye karşı ne kadar net bir girişimde, net bir atılımda bulunursanız bunun karşılığını alacaksınız. Zira bakın, sizin de aklınızdan, kalbinizde öldürüp bitiremediğiniz bir şeyler var dişil enerjiyle ilgili, ki hala aranızdaki bağlantı devam ediyor. Güvensizlik ve korkularınız var olabilir dişil enerjiyle ilgili. Ama burada o dişil enerjiyle bağlantılı o güvensizliklerinizden kurtulup daha ona inanarak, daha emin bir şekilde, hani böyle o ufak tefek akıl oyunlarıyla hareket etmeden giderseniz kazanan siz olursunuz, ki zaten dişil enerjiye olan her ne kadar kendi içinizde geçmişten gelen sıkıntılar yaşasanız da onun size olan sevgisine inanıyorsunuz ve güveniyorsunuz. Yani her halükarda bir şeyler olmuş olabilir ama sen yine de hala bana değer veriyorsun, hala beni seviyorsun düşüncesi içerisine eril enerjiler. Ve bu hafta lütfen takıntılarınıza dikkat edin. O takıntılarınızı dişil enerjiye çok fazla yansıtmayın ya da hırsınızı, kıskançlığınızı, aslında belki de bunları hiç gösteremiyor da olabilirsiniz. Eğer böyleyseniz de hani burada belki de davranışlarınızla bunu hissettireceksiniz. Ama burada da işte yanlış adım atarsanız sıkıntı yaşayan yine siz olabilirsiniz. Ama en güzel olay şu: eril enerjiler dişil enerjiye özellikle 19-25 Haziran haftasında çok enteresan bir şekilde bir iyilik, bir lütuf, bir güzellik
belki de bir hediyeyle, yani onu şaşırtacak bir sürprizle hareket edecek bu hafta. Hadi bakalım, hayırlısı olsun diyelim. Ortak ilişki için evet, bakar mısınız? Yani bu kadar olur. Burada ısrarla güven konusunu konuşup da ortak ilişki kartının güven gelmesi. İşte yine klasik bir Makbuş abla enerjisi. Lütfen ve lütfen hem eril hem dişil. 19-25 Haziran haftasında lütfen her ikiniz de birbirinize güven enerjisiyle yaklaşın bu hafta. Hadi bakalım, yani güvenle, güvenin birbirinize diyor kartlar. Evet, geldik dişil enerjinin konuşturma kartlarına. Dişil enerji der ki, evet, aramızdaki bütün buzların eridiği bir hafta olacak. Yerine sadece bir canlılık ve yaşamın kendisi gelecek derken, zaman zaman dişil enerjinin eril enerjiyle ilgili en çok şikayet ettiği şey ne? Bazen bir şeyleri ve gerçekleri görmüyorsun. Artık uyan ve bu aramızdaki bağlantıyı gör. Çünkü bu bağlantı ve bu enerjinin kopmayışı tesadüf değil derken, yine bakın işte retro enerjisi, geçmişte olup bitenler için evet ben de üzgünüm, belki benim de yanlışlarım olmuş olabilir ama benim elimde olmadan yaptığım şeylerdi diyecek dişil enerji. Bakalım eril enerji tüm bunların karşılığında konuşturma kartlarında ne diyecek? Evet, şimdi burada diyor ki eril enerji, bu hafta ne olur benim üstüme gelme diyor. Ama ne konuda? Şimdi hayatta özellikle bu hafta için zaten beni zorlayan, bana ağır gelen, bana yük olan bazı şeyler yaşıyorum diyor. Bak, zorluklar içerisindeyim, zaman zaman kendim bile kendime ağır geliyorum diyor. Ve sen burada benim senden istediğim şeylere rağmen seni de bu yükün üzerinde taşımamı bekliyorsun diyor. Ve bu da benim zorlanmama sebep oluyor. Evet, belki bir gelecek istiyor olabilirsin ama şu an benim bir zamana ihtiyacım var. Evet, ben bir şeyleri nasıl yapacağımı bilemiyorum. Bak, burada ne dedik? Güven sorunu yaşıyor zaten. Sıkıntıları var ve kafasında bir türlü öldürüp bitiremediği bir şeyler var dişil enerjiyle ilgili. Bu yüzden bana bir zaman ver. Çünkü her şeye rağmen diyor ki, sen benim yıllardır ettiğim duaların karşılığı aslında ilahi bir hediyesin. İyi kimsin ve zaman zaman senin varlığına zaten ben şükrediyorum derken, tabii ki burada da yine bakın eril enerji aslında kendi iç dünyasına son derece dürüst ama bunları belki de dişile yansıtamıyor ki burada da diyor ki bak, aslında iyi kimsin ama ben bunlara rağmen sana yalan söyleyip zaman zaman maske takıyorum ve bakın duygularımı saklamak için rol yapıyorum diyor. Yine ben buradaki enerjide ne demiştim? Kıskançlığını ya da kıskandığını göstermiyor olabilir, söylemiyor olabilir ama bunu hissedeceksiniz demiştim. İşte alın buyurun, konuşturma kartlarında da enerjilerin nasıl aynı dengede gittiğini görüyorsunuz. Hadi bakalım, hayırlısı olsun diyelim. 19-25 Haziran haftası için gelen mesajlar bu şekildeydi. Ve yine benimle yine birlikte olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Sağlıkla, sıhhatle, aşk, sevgi ve bereketle geçecek muhteşem bir 19 Haziran haftası temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.